tabii bu sene iyi başlayan bir yıl bizim için. Bacasız sanayide sezona hızlı girildi. Yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde 5,5 milyon, turizmin başkentinde ise 1,5 milyonun üzerinde turist ağırlandı. Biz şöyle bekliyoruz, bu yurt dışı trafiğinin bir şekilde bayram döneminde de iç pazarla da desteklenmesiyle birlikte Haziran'ın başından itibaren tesisler aşağı yukarı arzu ettikleri doluluk seviyelerine ulaşacaklar. Bu gelişmeler bereketli bir turizm sezonunun habercisi oldu. Sayının gelire yansımasından da beklenti yükseldi. 2019 yılında biz muhtemelen yine bir sayılar anlamında tarihi bir rekor kıracağız. Gelirlerde de 2018'e kıyaslandığında minimum %10 ve üzerinde bir iyileşmenin olmasını biz 2019 yılında da bekliyoruz açıkçası. 2019 yılında 50 milyonun üzerinde misafirin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının gelirle doğru orantılı olabilmesi için sektörün önerileri var. Ziyaretçi sayıları açıklanırken bunların sınır geçişiyle birlikte yapılanları var. Konaklamaların çok kısa olduğu ziyaretler var. Dolayısıyla bunlar ortalamaları bazen olumsuz etkileyebilir. Onun için de biz geceleme başına kişi başı gelir diye bir kavramla bakarsak belki rakamları daha gerçekçi ve daha doğru olarak görmemiz mümkün olabilir. En önemli kaynak pazar Rusya için bu yıl daha da özel. Bu sene de beklentilerimiz 6 milyonun üzerinde 6,5 civarında bir rakamın minimum o pazardan gerçekleşmesini bekliyoruz. 2019'un Türk-Rus kültür turizm yılı olarak ilan edilmesi bu rakamların oluşmasına katkı sağlayacak. TÜROFET Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık konuyu ulusal kanala değerlendirdi. Hem Türkiye'de hem Rusya'da yapılan etkinlikler var. Bu iki ülke üzerinde yapılan etkinlikler ister istemez iki halkı birbirine daha çok yakınlaştıracak. İki halkın birbiriyle kaynaşması ve birbirini tanıması anlamında etkileri olacak. Bu da tabii karşılıklı gidiş gelişlere olumlu yansıyacak. TÜROFET Başkanı iki ülke arasındaki karşılıklı ziyaretlerin artırılması için atılması gereken adımlara dikkat çekti. Vize rejiminin değişmesi, değişiklik yaparlarsa Türkiye'den oraya giden ziyaret sayısında da önemli artışlar olacak. Bu konuda da inşallah önümüzdeki günlerde adım atılır. Her iki ülke vatandaşları da karşılıklı ziyaretçi sayılarını artırarak yolumuza devam ederiz.